Evet dostlar, herkese iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi yükseliş beklediğim hisse senetlerinin analizlerini yapacağım. Ama burada ilk başta şunu belirtmek istiyorum. Burada paylaşacağım bilgiler sizler için yatırım tavsiyesi niteliği olarak yani niteliğinde düşünmesin lütfen. Burada bahsedeceğim bilgilerin tamamı eğitim içeriği olarak düşünülmeli. Hisse senetlerinde düşüş ve yükseliş süreçlerinin hani nasıl gerçekleştiğini kısaca videonun başında da hani aktarmak istiyorum. Düşüş ve yükseliş süreçleri şu şekilde ilerler. Bir hisse hiçbir zaman doğrudan doğruya tek bir hamlede yükseliş kaydetmez. Hiçbir hisse doğrudan doğruya tek bir seferde düşüş gerçekleştirmez. Yani İstisnai durumlar dışında buna manipülasyon hisseleri diyelim. Manipülatif hisseler dışında hiçbir hisse senedi doğrudan doğruya durmaksızın düşüş ve yükseliş gerçekleştirmez. Ara dönemler olur. Bir hisse senedini de alıp yani uzun vadeli tutmak istiyorsanız ilk başta şunu söylemek istiyorum. Dip noktasına odaklanın. Dip noktasından aldığınız her hisse sizin için kar niteliği taşırken zirve noktalara yakın bölgelerden aldığınız her hisse de risk barındırır. İlk başta bunu bilmeniz lazım. Burada hisse senetlerinin ortak özelliğinin hani dip noktasından alınması olduğunu aktardım. Şimdi gelelim trade hisselerinde kısaca şöyle bir özet geçmeye. Mesela yakın tarihte sizlerle paylaşmış olduğum bir Halk Bankası grafiği vardı. Bu grafiğin başlangıç noktası 4.30'lar bandıydı. Hatta paylaştığım düşüş grafiğini sen nerede bu? Açmayabilir çok eski grafik olduğu için. Düşüş grafiğini paylaştığımda çok fazla kişiden hani olumsuz yorum geldi. Ama bu grafiğin sonrasında bu grafikten sonra hisse senedi 7 küsürlerden 4 liralara kadar düştü. 7'den 4 liraya. Peki bu bir tek yani seferlik düşüş müydü? Tabii ki hayır. Ara düşüş ve yükselişler aynı şekilde gerçekleşti. Defalarca düşüş gerçekleşti, defalarca yükseliş gerçekleşti. Hissenin peki dip noktası neresiydi? 4 küsürler bandıydı. 4.30'lar bandıydı. Hisse şu an 19'larda. Hisse bir seferde mi yukarı geldi? Tabii ki hayır. Defaatle düşüş ve yükseliş süreci gerçekleşti. Yakın bir örneğini daha vereyim ben size. İsvaç. İsvaç hissesini paylaştığım dönemde birçok hani farklı yorum aldım. Kimisi hisselerin çok kötü olduğunu, kimisinin iyi olduğunu, kimisinin yanlış fiyatta paylaşıldığını vesaire birçok farklı yorumla hani yorum yaparak kendi düşüncelerini paylaştı. Ama hisseyi 8 liradan paylaştıktan sonra yukarı geldi, düşüş formasyonu oluştu. Aşağı geldi, yükseliş. Burada düşüş. Burada yükseliş. Hisseyi 7 lira bandından paylaştım. Tekrar 8.80'ler, 8.90'lar geldikten sonra bir daha düşüş paylaştım. Bu dönemde trade'leri katmadan 8 lirayı referans alalım. İlk paylaşım fiyatını referans alalım. Hisse senedi çok hızlı bir yükseliş kat ederek 54-55 lira bandına kadar geldi. Buna garanti örnek verebiliriz. Türk Hava Yolları'nı yani bütün hisselerin ortak özelliği doğru yerden alım olmalı. Portföyünüzde bulundurduğunuz, barındırdığınız her hissenin ortak özelliği doğru yerden alım olmalı. Peki yatırımcılar doğru yerden aldıkları hisselerde nasıl hareket etmeli? Siz eğer kendinizi enflasyona karşı korumak istiyorsanız, borsada düzenli gelir elde etmek istiyorsanız, burada ana hareket tarzınız trade olmalı. Yani sürekli lot arttırımını gerçekleştirmeniz lazım. Bu Türkiye'de yatırımcıya öğretildiği gibi yok temettü hisseleriyle biriktir de her ay düzenli olarak al da bu öyle yapılabilecek bir şey değil. Yiyemediğiniz paranın henüz hani yaşınız gençken yiyemeyeceğiniz bir paranın
yaşandığınızda size gelmesi bir anlam ifade etmez. Önemli olan şu an ihtiyacınız varken o parayı kazanabiliyor olmak. Hızlı büyümek istiyorsanız da enflasyon üstünde para kazanmanız lazım. Bununla alakalı lütfen kendinizi geliştirin. Gelelim şimdi bugün yükseliş beklediğim birkaç tane hissenin grafiğini sizlerle paylaşmaya. İlk başta hedefine ulaşmış ve ulaşmaya yakın hisselerden yola çıktım. Önceki iki videomda da yine yükseliş hisselerini paylaştım. Odak noktaları doğru yerden alımdı. Peki bugün sizlere paylaşacağım hisse hangisi? Bu hisse diğer hisselere nazaran biraz sığ bir hisse. O yüzden bu hissede lütfen ama lütfen hani alım yapmayın. Ya, hocam siz analiz edeceksiniz, alım yapmayın diyorsunuz. Niye? Çünkü siz bu hisseyi doğru takip edemezseniz zarar edebilirsiniz. Bunu bilmeniz lazım. Sığ hisse ne demek? Kademe derinliği düşük olan, istediğiniz kadar hisse alamadığınız, istediğiniz kadar hisse satamadığınız hisse demek. Bu hisseyle alakalı çok fazla soru geldiği için analiz ediyorum. Analiz ederken de matematiğin dışında bir şey aktarmayacağım. Yani kendi duygu ve düşüncelerimden hiçbir şey katmayacağım. Sadece grafikte gördüğüm matematikten yola çıkacağım. Bunu da bilmenizi istiyorum. Hisse İzenerji. Bu hissede sizlerle daha önce paylaştığım hedef belli. 44,42 band. Bu seviyeye doğru ilerlerken hissede bir düşüş formasyonu oluştu ve hisse geri çekildi. Geri çekilme sonrası birkaç kere daha yükseliş formasyonu oluşsa da hani tatmin olacağımız işte nasıl diyeyim ben size yön noktasında daha net karar verebileceğimiz bir formasyon oluşmamıştı. Ta ki geçtiğimiz hafta itibariyle yani geçtiğimiz haftaya kadar geçtiğimiz hafta itibariyle de güzel bir yükseliş formasyonu oluştu. Referans alacağımız gün burada Cuma günü yani 19 Temmuz'da burada formasyon oluştu. Bu formasyonda da hissenin sıralı hedefleri şu şekilde. 25,24 birinci hedef, ikinci hedef 28,80, üçüncü hedef 33,32. Burada bir hurafeden de bahsetmek istiyorum. Her hani yükseliş videosunun altında şöyle yorumlar görüyorum. Hocam ne kadar sürede gerçekleşecek bu yükseliş? Dostlar bunun bir hesaplaması yok. Yani 3 ay, 5 ay hani fala bakıp 3 vakte kadar, 5 vakte kadar gibi bir cümle kuramaz kimse. Özellikle borsada. Neden diye soracak olursanız borsa kendi dinamikleri olan büyük ölçekte yön tayini yapabildiğiniz ama küçük ölçekte sürekli yönün değiştiği bir mecra. Bundan dolayıdır ki ben sizlere küçük ölçekli grafikler yerine büyük ölçekte grafikler paylaşıyorum. Ölçek kavramı nedir? Periyot kavramı nedir? Merak edenler de benim YouTube kanalıma girip şunu aratabilirler. Hangi periyotta trade etmeliyim? Videosunu izleyin. Ölçek ve hani zaman aralığının birbirinden farkını, büyük ölçeğin ne olduğunu, küçük ölçeğin ne olduğunu oradan öğrenebilirsiniz. Gelelim İz Enerji'nin dışında diğer hisseler. İz Enerji sığ bir hisse. Tekrar etmekte fayda var. Uzun zamandır da kendi yatırımcısını hani zarara uğratmış bir hisse. Yani 80 lira bandından küsuratlar atıyorum. 20'ler bandına kadar hatta 21'ler bandına kadar düşmüş bir hisse. Zirveden alan biri parasının 4'te 3'ünü kaybetmiş bu hissede. 4'te 3'ünü. Çok fazla soru geldiği için bununla alakalı analiz yaptım. Bilginiz olsun. Ben şahsen bu hisseyi takip etmiyorum. Paylaşmamın sebebi de bu hissede oluşan formasyon. Bu hissede işlem yapmak isteyenler
risklerin farkında olsunlar. Ben bu grafiği paylaşıyor olsam da kendi portföyüme eklemeyeceğim. Bunu da belirtmek isterim. Yani riskli bir hisse. Peki riskli olmayan hisseler hangileri? Mesela yakın tarihte emlak konutu sizlerle paylaşmıştım. Birçok kişi emlak konuttaki süreci doğru anlamayı bırakın. Emlak konutla alakalı süreci anlayamadıkları için varyansın ediyor. Halbuki hisse o kadar güzel ilerliyor ki, o kadar güzel kar marjları bırakıyor ki, bu hissede aldığımız 1 lira 0,1 kuruştan bu yana çok ciddi bir yol kat ettik. 1,01. Anlık fiyat 12. Trade'leri es geçtiğimiz zaman bile bıraktığı kar marjı 12 kat. Zirve hedef TL bazlı 14,32 görünse de, buraya bir hani ek getirmek istedim. Ana hedefi bu değil. Bu hissenin ana hedefi dip noktalar, dolar bazlı noktaları falan es geçiyorum. 4 katlık bir yükseliş. Şu anki fiyat itibariyle. 4 katlık bir yükseliş. Yani 37, hadi 40 sent diyelim. 40 sentten 1 dolar 76 sente kadar bir yükselişi görünüyor. Sade kar marjı %400. Sadece kar marjı %400. Dolar bazında başlangıç, yani takip fiyatımız 24 sent. Bu tarihten itibaren baktığımızda dolar bazında çok bir şey kazandırmamış gibi görünse de trade odaklı baktığınızda bu rakamlar çok çok güzel, çok çok iyi rakamlar. TL bazlı grafiğini az önce gösterdim. TL bazlı grafikte ara trade noktaları belli. Dolar bazlı zirve fiyat 1,76. Uzun zamandır bu da düşen hisselerden bir tanesiydi. Hani özellikle borsayla alakalı çok fazla hesap var YouTube'da, Twitter'da veya sosyal mecralarda. Ama hiçbirinin bugüne kadar paranın maliyeti kavramını konuştuğunu ben görmedim, duymadım. Paranın bir taşıma maliyeti var. Siz para olarak hani her yıl %50, %60'lık bir enflasyona maruz kalıyorsunuz. Paranızın taşıma maliyeti çok yüksek. Bir yere yatırım yaparken bu taşıma maliyetini de düşünerek trade edip ilerlemeniz lazım. Yoksa %400'lük kar bile uzun vadeli bir yükseliş sonucu geleceği için bir anlam ifade etmiyor. Kaldı ki hani örnekler çok bu konuyla alakalı. Bu videonun böyle paranın maliyeti kavramı yatırımcının anlaması için net olmasını istiyorum. Kaldı ki 59 centlerdeki Halk Bankası'nın bundan 11 yıl önceki dolar bazlı değeri 12 dolar bandı. 12 dolar. Şimdiki dolar bazlı değeri hisse başına 59 sent. Paranın maliyetini, hani burada konuşmanın çok bir anlamı yok. Adam uzun vade ben yatırımcı olacağım diye hisseyi alıyor. Değerinin 12'de 0,5'ine, yani 24'te 1'ine düşüyor. 24'te 1'ine düşüyor değerinin. Yani şöyle düşünün. Sizin elinizde 12 bin dolar paranız vardı 2013-2014'te. Bu paranız dolar bazlı aynı hissede kaldığınız için değerinin 24'te 3'ünü kaybediyor. 24'te 1'i değeri olarak elinizde kalıyor. Paranın taşıma maliyeti çok yüksek.
enflasyonu vesaire geçtim. Yatırımcıya söylenmeyen şey dolar bazlı, yani hissenizin reel değerini hesaplamadığınız takdirde nereye ulaşacağını hesaplamak da zorlaşıyor. Hani Garanti Bankası'na örnek verelim. Herkesin böyle öve öve bitiremediği, ya biz 100 liraları gördük, 130'ları gördük dediği hisse bundan kaç yıl önce? Tam 14 yıl önce 6 dolar 71 centlik bir değeri var. Şu an bunun yarısında. Yani siz hissede doğru yerde alamıyorsanız, doğru yerde trade edemiyorsanız, borsa sizin için sadece kayıp demek. Ama TL bazlı şöyle bir baktığınızda, oh biz yan, hani biz uçmuşuz diyorsunuz değil mi? İşte size taşıdığınız paranın maliyetini söylemiyorlar. Sizin taşıdığınız paranın taşıma maliyetini söylemedikleri gibi size doğru bilgiyi de aktarmıyorlar. Baktığınızda TL bazlı sürekli yükselmiştiniz. Ama bakın şu düşüş grafiğini paylaştığımda hesabım kilitlendi benim bir hafta. YouTube'da, Twitter'da biz şöyle uçacağız, kaçacağız diye millete 12.60'lardan bu hisseyi aldıran adam üstat oluyor piyasada. Aldığı maliyete gelmesi için yer takipleri 2 yıl beklediler. 2 yıl. Biz burada defalarca trade ettik. 12.60'lardan düşüş paylaştım. Hisse için 6.27'den yükseliş paylaştım. Videoları duruyor YouTube'da. Tarihte girip bakabilirsiniz. Size parayla satın alamayacağınız bir bilgi daha söyleyeyim. Hisse senetlerinde dibin dibi var, zirvenin de sonu var. Bunun hesaplanması için de konu çok basit ve net. Doğru takip edin. Kısa vade işlemlerde de şunu da aktarmak istiyorum. Birçok kişi Alp Bey siz grafik paylaştınız. Acaba bu grafik iptal mi oldu? Düşüş grafiği karşıt yükseliş grafiği. Yani şöyle gelelim. Şurada mesela küçük ölçekte geri çekilme formasyonu var. Büyük ölçekte bunun hedefleri devam ettiği için yükseliş devam ediyor. Yani grafikler sürekli birbirini takip ediyor. Bizim burada yapacağımız tek şey düşüş ve yükselişine göre işlem açıp kapatmak. Bu kadar. Ekstra hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Evet dostlar, videonun sonuna geldik. Video ile alakalı sormak istedikleriniz varsa şu an yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Akabinde ben yayını sonlandıracağım. Şimdi canlı sohbet kısmına geçiyorum. Behçet N sormuş. İzini merakla bekliyoruz hocam. Videonun içerisinde hisselerin yükseliş noktasında hangi emarelere sahip olması gerektiğinden bahsettim. Daha önceki yayınlarımda bahsetmiştim zaten. Onlara girmedim bir daha. Nedir bahsettiğim şeyler? 1. Bilanço nasıl takip edilir? 2. Haber takibi ne kadar sağlıklıdır? 3. Hangi periyotta trade edilir? Bugünkü dersimizde de bir hisse senedinin dipte alımı için hangi emarelere sahip olması gerektiğini konuştuk. İz enerji ve emlak konut bunlar arasında hani göstermiş olduğum iki tane örnekti. Alp hocam formasyonlarda Alp ibaresi olanlar ile diğer formasyon farkı nedir? Şimdi formasyonların çok fazla türevi var. Çok fazla türevi varken ne demek istiyorum? Şöyle, internette bulabileceğiniz formasyonlar belli. Basic düzey formasyonlar. Bu formasyonların türevleri, extensionları, ondan sonra perfectleri,
Max'leri, alternatifleri, enenleri vesaire çok fazla türevi var. Bu türevlerin hani tamamını barındıran veya özel hesaplamaları olanların yanına alt ibaresini ekliyorum. Diğer formasyonlar da zaten hani basic düzey formasyonlar. Onun dışında ekstra bir durum yok. Akıncı da soruyorsanız 4000 tane hesaplama aynı anda yapıyor. 4000 hesaplama derken 250 tane formasyon, pardon, 225 formasyonun bir iş bul iş olmak üzere 450 tane sine 450 formasyon oluyor bir iş bul işi kattığımızda 8 çarpı 450'de hem hesaplama yapıyor hem alarm kurabiliyorsunuz. Buna VG, ondan sonra lineer trendler vesaire dahil değil. Cümlem üzerine inşallah. Yani şu an TradingView'da 200 bin karaktere sahip olan ikinci bir sistem yok. Sınırlaması zaten belli, 60 bin karakter. Bizim 200 bin karakter kullanıyor olmamızın sebebi de kütüphane seçeneği. Kütüphane seçeneğinden parça parça 5 tane farklı parçayı bir bütün olarak Akıncı kendi içerisinde barındırıyor. Şimdi kütüphaneyi nasıl açıklayayım? Şöyle, siz kaynak kodlar oluşturuyorsunuz 4 tane. 5. kaynak kodda 4 kaynak kodun hesaplamalarını alıp işlevsel hale getiren bir ana kod. Bu şekilde yani. Bunu kullanıyor. Bu sayede 200 bin karakteri rahatlıkla hani kendi içerisinde hani kullanabiliyoruz Akıncı'da. Akıncı'nın ana özelliği bu. Evet dostlar, bu yayında söyleyeceklerim bu kadar. Unutmayın, en iyi yatırım kendinize yapmış olduğunuz yatırımdır. Eskisi kadar sosyal medyada paylaşım yapmıyorum. Yapmıyor olmamın sebebi ciddi manada sıkılıyorum sosyal medyaya girdiğimde. Sıkılmamın sebebi çok fazla bilmiş insan var. Çok fazla bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar var. Daha dün borsaya başlayanlar bugün üstad diye ortalıkta geziniyor. İki tane çizgi çeken etrafında bir hani grup topluyor. İki kelime bir araya getiremeyen manipülatör oluyor. Yani bilmiyorum hani eskiden kumpanyalar vardı. Sirk tarzı. Sosyal medya ona benzer bir yer haline geldi. Her türden insan üstad muamelesi görüyor. O yüzden sıkıcı bir halde geldi sosyal medya. Eskiden de sıkıcıydı ama özellikle son dönemleri çok daha sıkıcı olmaya başladı. Ben sadece yararlı bilgi paylaşmaya çalışıyorum. Onun dışında çok fazla sosyal medyaya girmiyorum. Paylaşım da yapmıyorum zaten. Girip hani kimle paylaşmış zaten hiç bakmıyordum. Son dönemlerde de hani mümkün mertebe sosyal medyadan uzak durmaya çalışıyorum. Sadece yararlı veya işte ihtiyaç duyulan bilgi varsa aktarmak için kullanıyorum. O kadar. Yani söyleyebileceklerim bu kadar aslında. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler.